Bekir Azer, yabancı damat, yabancı gelin. Karanlık mihraklar dün kalbimizde bomba patlattı. Türkiye'de bazı terör seviciler hemen üzerine atlayarak devleti nasıl suçlarız diye kafa patlatmaya başladı. Devlete saldırı oluyor. Bu devlette yaşayan birileri hemen devleti suçluyordu. Böylesine inanılması zor bir garabet içindeydik. Şuursuzca hiç sorgulamadan ideolojik kafayla katliam eylemini gerçekleştirenlere çanak tutan, teröre hizmet eden akıl tutulmasıyla karşı karşıyaydık. Saldırının en çok zarar vereceği ülke hangisiydi? Tabii ki hiç şüphesiz Türkiye. Saldırgan da eşyesiydi. Halbuki tüm terör örgütleri istihbarat örgütlerinin oyuncağıydı bizi oyuncağa baktıranlar aslında onu ellerinde tutanlardı. Hiç o ellere bakmak ve ait olduğu bedenlerin kimliğini bulmaya çalışmak gibi bir beyin zorlaması yapmıyorduk. Tembellik, olaylara akılla gitmenin yolu bu terörist eylemden kimlerin kazançlı çıkacağı sorusuna cevap aramaktı. KGB eski ajanı Karpişkov yaklaşık bir ay önce Rus askeri istihbaratı Daesh içine Moskova yanlısı Çeçenlerle sızdı. İstediği gibi kullanıyor diyordu. Rusya Devlet Başkanı Putin iki gün önce Alman Bild gazetesine röportaj veriyor ve Almanya'nın tüm Avrupa'yı ardına alarak Moskova'ya uyguladığı yaptırımlardan yakınıyordu. Türkiye'ye yaptırımlar uygulayan Putin, Almanlara bize uyguladığınız yaptırımlar ahmaklıktır. Çünkü kaybeden yaptırımcı ülke olur diyordu ve iki gün sonra Rus uçağı düşüren Türkiye'nin kalbinde patlayan bomba dokuz Alman'ın canını alıyordu. Şüphesiz bu eyleme en çok sevinen ve avuç avuçturan karlılardan biri Moskova'ydı. Hem Türkiye'de bomba patlıyor hem de Almanlar ölüyordu. Bu manzara Moskova için bir taşla iki kuştu. Daş neden özellikle Alman turistleri seçti? Terör örgütüyle savaşta en gerilerde kalan koalisyona tek uçak bile vermeyen, yasak savar gibi Kuzey Irak'ta küçük bir askeri ekibiyle peşmerge eğitmekten öteye geçmeyen Almanya vatandaşları neden Daesh tarafından hedefe konuyordu? Ve tersten bir soru. Sultanahmet'teki patlamadan Almanya'nın bir kaybı var mıydı? 9 vatandaşını kaybeden bir ülke aslında bu terör eyleminden en karlı çıkanların başında geliyordu. Nasıl mı? Avrupa'ya Suriye'den giden mülteciler kabusa dönüşmüştü. Önce gelenlere terörist olabilirler diye damga vuruldu. Ardından yılbaşı akşamı tam 2200 kişi Almanya'da karakollara koşup Suriyeliler bizi meydanda taciz etti diye başvuruda bulundu. Avrupa ayağa kalktı. Suriye'deki terörden ve katliamlardan kaçan Müslümanlara vurulan terörist damgasından sonra bir de tacizci yaftası alınlarına çakıldı tacizci olmakla suçlanan suriyeli müslümanlar tutuklanıp kamera kayıtlarına kadar araştırıldı ancak yılbaşı akşamı köl meydanında olmadıkları anlaşılınca serbest bırakıldı avrupa basını bu tacizciler suçlaması sonrası suçsuz bulunup bırakılanları görmedi bile dün Belçika'dan İngiliz gazetelerine kadar hala tamamına yakını tacizciler Avrupa'dan sürülüyor diye başlıklar atıyor. Nitekim Sultanahmet'teki patlamadan sonra Alman hükümeti de hemen harekete geçip mültecileri Avusturya'ya sürüyoruz diye açıklama yaptı. Fırsat bu fırsattı. Avusturya'da Yunanistan'a sürecek, oradan da geldikleri gibi botlarla Türk sahillerine postalanacaklardı. Üstelik mülteciler için Türkiye'ye verdikleri 3 milyar avroluk söz içinde bir hafta önce parayı toplayamadık diyorlardı. Para da ceplerinde kalacaktı. Bunun için bir şeylerin olması lazımdı. Köln'deki taciz balonu ekmek, Sultanahmet patlaması da kaymak üzerine bal olmuştu. Sultanahmet'teki Daeş elbisesi giydirilmiş patlamadan en çok kar edenler Rusya ile Almanya'ydı. Bazılarınız Yahoo Alman istihbaratı mültecileri sürmek için neden kendi vatandaşlarını canlı bombacıya öldürtsün diyebilir. KGB eski ajanı Karpiçkov, Mısır'da Daesh düşürdü diye açıklanan Rus uçağını aslında Rus askeri istihbaratı düşürüp örgütün üzerine yükledi ve bölgeye yerleşme anlamında bir taşla beş kuş vurdu diyordu. O uçakta 224 Rus vardı. 9 Alman neydi ki? Putin Alman gazetesine verdiği demeçte ayrıca devletler arası ilişkiler insan ilişkilerinden farklıdır diyor ve ekliyordu. Devletler arasında dost düşman yoktur, karşılıklı çıkarlara dayalı hesap vardır. Bu yüzden ben dost değil damat veya gelin de değilim. Evet hesap adamı doğru söylüyor. Putin bizim damadımız değil. Peki Merkel gelinimiz mi? Bekir Azar takvim.